Umut merhaba. Üçüncü havalimanında artık açılışa çok az bir süre kaldı ama açılışından öte taşınma bayağı olaylı olacak galiba. Büyük bir taşınmadan bahsediyoruz. Nasıl gerçekleşecek? Evet Elina, sen şüphesiz sadece biz değil, Türkiye'deki herkes bu havalimanının açılışını büyük bir heyecanla bekliyor. Çünkü dünyanın konuştuğu bir proje ve 29 Ekim'de de büyük bir törenle hizmete açılacak. Ve tabii açılış sonrası için burada büyük bir taşınma olacak. Aynı zamanda uçaklar biliyorsunuz buradan artık iniş kalkış yapacağı için de burada hummalı bir çalışma var. Son rütuşlar yapılıyor. Artık neredeyse tamamıyla hazır diyebiliriz. Çünkü bütün altyapı sistemleri test edildi, hazır vaziyette. Yine aynı şekilde elektronik sistemlerin testleri gerçekleşti. Onlar hazır vaziyette. İsterseniz şöyle yavaş yavaş yürüyelim. Burayı da sizlere gösterelim. Tabii bugüne kadar personel hep eğitim aldı burası için. 28 bin sınıf, adet sınıflık bir eğitim sürecinden bahsediyoruz. Aynı zamanda yine sahada çeşitli eğitimler verildi personele. Sadece işletmeci firma değil, buraya gelecek olan diğer havayolu şirketleri de kendi personellerine burada eğitimleri verdi. Arkamda da görüyorsunuz şu an iç hatlar terminalindeyiz ve hemen şundan bahsedelim sizlere. Artık eğitim sonrasında yavaş yavaş test aşamasına geçecek havalimanı. 3 ayrı test aşaması olacak. Bunlardan ilki 24 Eylül'de olacak ve buraya 1000 kişi gelecek. Öğrenciler var içinde. Yine farklı kişiler var. Bu 1000 kişi ellerindeki senaryoya göre hareket edecekler. Her biri yolcu olacak. Yine burada hem hava yolu şirketinin hava yolu şirketlerinin personeli olacak hem havalimanı çalışan olacak. Onlar da bu test aşamasından geçecekler. Bu sahte bin yolcuya, yani prova yapılan o bin yolcuya hizmet verecekler. Son test aşaması ise 11 Ekim'de gerçekleşecek. O zaman da 5000 yolcu buraya gelecek ve o zamanda da bütün havalimanı aktif olarak kullanılacak. 12 Ekim'de de yine havalimanı sertifikasını alacak sivil havacılıktan. Ondan sonra da zaten dünyanın bütün otoriteleri tarafından da uçuşa hazır olduğu anlamına gelecek 3. havalimanının. Hemen şunlardan bahsedelim size. Biliyorsunuz havalimanının kalbi kule. Orası tamamıyla hazır, uçuşa hazır bir halde. Yine meteoroloji sistemleri şu an devrede. Aynı zamanda 6 ayrı yer radarı da şu anda havalimanında aktif halde çalışıyor. Aynı zamanda biliyorsunuz 3. havalimanının yine bir özelliği, dünyadaki bütün uçaklara hizmet verebiliyor. Yani büyüklüklerine göre değişmiyor. Her uçak buraya rahat bir şekilde inip kalkabilecek. Hemen şunu söyleyelim. Zorlu hava koşulları oluyor bazen biliyorsunuz. Fırtına oluyor, sis oluyor. İşte bütün hava koşullarında yine bu havalimanına uçaklar rahatlıkla inip kalkabilecekler. Çünkü bütün sistemler var 3. havalimanında. Peki taşınma süreci nasıl olacak? 29 Ekim'de biliyorsunuz tören gerçekleşecek. İşte o törenden sonra 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece burada taşınma işlemi başlayacak. Ve hemen şundan bahsedelim. 700 araçlık bir konvoy halinde buraya bir geçiş olacak. Atatürk Havalimanı'ndan araçlar, tekerlekli araçlar, apronda kullanılan kendileri gelecek. Aynı zamanda 900 tır da sürekli olarak sefer halinde olacak. Atatürk Havalimanı'ndan buraya gelecekler ve taşınma işlemi 45 saat boyunca gerçekleşecek. 45 saat boyunca İstanbul'un özellikle Avrupa yakasına herhangi bir uçak iniş kalkışı gerçekleşmeyecek. Sabiha Gökçen üzerinden hava trafiği yürütülecek. Yolcular oraya inip kalkacaklar ve yine hemen şunu söyleyelim. İlk uçuş buradan, ilk uçak 31 Ekim'de saat 14'te kalkacak. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a bu uçuşların gerçekleşmesi bekleniyor. Yine bugünkü toplantıda isim konusu da gündeme geldi. Ancak 3. Havalimanı'nın ismi hala belirlenmiş değil. Hemen şunu da size göstereyim. Bakın biz de buradan ilk uçuş kartımızı aldık. Tabii bu geçerli bir uçuş kartı değil ama hemen arkamda da görüyorsunuz. Burada bir kapı var. Körüklere giden işte buradan iç hatlarda yolcular uçuşlarını gerçekleştirebilecekler diyelim. Evet Elin Aslan, önümüzdeki günlerde buradaki bütün hazırlıklar tamamlanacak ve 29 Ekim'de de kapılarını, yolcularını açacak 3. Havalimanı. Sözü yeniden size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Umut Erol.